Şimdi sıradaki yarışmacı ile devam edeceğiz. Boya küpü Mehtap şimdi bize sıradaki yarışmacıyı bir şey söyleyeceğim. Hakikaten Selami abinin dediği kadar varsın. Selami abi, bunun ağzında 34 diş olabilir mi? Herkeste 32 var ya, sığmıyor. Değil mi? Sığmıyor ağzına. Ha? Bak sen doktora çok para verip bana fazla diş yap demiş olabilir misin? Vallahi para vermedim, sponsor doktor yaptı. Kur'an çarpsın yemin ediyorum. Sakın yaptılar. İsmini söyleme. Hayatın sponsorla ismini geçiyor. Dişlerim şöyle diye düzeltti vallahi. Nasıl sağ diye düzeltti? Benimkiler çok dışarıya doğruydu. Şimdi? İçeri çekildi. Bu içeri çekilmiş evet, hali. İçeri çekilmiş hali Armağan Bey. Caz balığı gibi hadi. Evet. Şimdi sırada 114 aday numarasıyla Sinem geliyor. Sözleri Cengiz Altınsoy, bestesi Uğur Murat'a ait. Sizlerin de güzel bildiği güzel bir şarkı var. Anlatamam, görmen lazım beni biraz, sevmen lazım diyor. Sevmen lazım. Teşekkür ederim, sağ olun. Tebrikler Sina. Çok terledim o yüzden. Ama Armağan Bey, ayakkabılar uymamış ki ona. Nasıl? Ayakkabılar uymamış bu sefer. Uymamış ama çok terledim. Kırmızı yok onda. Oynayacağım derken terledim. Kibar Yanık, sizden başlayalım. Ne giysen mikrofon açık değil. Sen... Kibar Yanık'ın mikrofonu. Ne giysen yakışıyor. Bir. Mikrofonlar gitti jürinin. Ne giysen yakışıyor. Şimdi açıldı. Bir. Niye kapatırlar? Ne giysen yakışıyor diyorum. Teşekkür ederim. Haklısın, çok terledin. Bu halinle bile çok güzelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Ne demişler, güzele çuval gelir güzeldir. Sağ olun. Doğru. Sinem için neler söyleyecek? Sinem çok güzel bu akşam. İnanılmaz güzel bir kız. Çok beğeniyorum zaten. Yani muhteşemsin bu akşam. Saçınla, makyajınla, elbisenle, dekoltenle. Harika, bacağına baktım. Sen azıcık, yukarıya azıcık çıkarken şahane duruyordu. Çok seksisiniz hanımefendi. Çünkü görmen lazım dedi de onun için olacak. Çok güzel tabii. Oldun, çok güzel. Bir de diktin mi sen onu? Dikmedim, hayır. O kendiliğinden böyleydi. Ama çok şıklık vermiş Armağan Bey. Çok güzel duruyor. Şahane duruyor. Boyu da var maşallah. Allah kaderini iyi etsin. Allah insanlara karşılaştırsın herkesi. Yoruma gelince. Şarkı çok güzel. Sen enteresan okudun ama. Enteresan bir okuman vardı. Demin beraber Selami abiyle konuştuğumuzda. Sert kelimeleri. Sert. Bir onlar de şarkıya fazla... enteresan bir yorumlar kattın. Yorum değildi o. Bu hafta bana aman aman gelmedin. Geçen hafta ne kadar güzeldin. Şarkı güzel. Senin okuman da çok kötü değil ama bir tuhaf, dişlerinin arasında şarkıyı sıkıştırı gibi okudun. O da vardı. Sertlik vardı. Dişlerinin arasından okudun ama bir an evvel böyle hani bitireyim kaçayım gibi. O şekilde okudun. Alakası yok. Parçayı hocam. Yaşa... Ne annem? Alakası yok bence. Bence var. Kırılma ama ne olur. Yok kırılmamaz. Yani çünkü güzel dakika, olduğu zaman... Bir dakika, niye kırılsın? Bir dakika, ayrıca da sen de tabii ki fikrini söyleyeceksin. Nasıl jüri üyeleri fikrini söylüyorsa... Kırılmam. Sen de yani, söyleyeceksin. Eleştiriye açtım. Sinem. Açık olabilirsin ama kendi fikrini söylemek zorundasın. Bence bu şarkı söyleme ve yorum meselesinde bir tane doğru yok çünkü. Bana sorsanız yok. Herkesin bir fikri var. Tabii bence ki. Yarışmacıların da bir fikri tabii var. Tabii ki, kesinlikle. O yüzden... Yani eleştiriye açık olursan herkesin açık olması çok iyi bir şey.
İnsan doğruyu buluyor da onun için. Yoksa biliyorsun ben seni çok severim. İnanılmaz seviyorum seni. Çok iyi bir kızsın sen. Sesin de kötü değil. Şarkıda kötü değil ama şarkıda bir enteresanlık vardı. Yani dişinin arasından okudun. O şarkı gırtlaklar yapmaya çalıştın. O gırtlaklar oraya yakışmadı. Başka bir şey yapabilirdin. Türk sanat müziği havasında okusaydın keşke derim ben. Yani ama bu o... şarkı Türk sanat müziği hayır, şarkısı hayır. Değil ki. Yorum bu olarak ya yani, nameler olarak, nameler olarak gırtlak yaptı, sert gırtlaklar yaptı. Yani kısacası çok uzatmayayım. Ben beğenmedim. Beğenmediğim için puanını vereyim ama 8 olsun. Teşekkür ben ederim. Ben hayatımda bu kadar bonkör jüri görmedim biliyorsunuz. Üçü de çok bonkör. Beğenmedim 8. Olsun. Vallahi çok bonkörsünüz. Yani bir 9 da verebilirdim ama. Ha beğenmedim 9. Ama ne dedim biraz önce, sesi çok hoşuma gidiyor. Sesinin rengi, diğer şarkıları geçen hafta ne kadar güzel okudu, ne kadar güzel okuyor. Ama bu 8'likti. Gene de 8 olsun. Sesinin güzelliği nedeniyle. Peki. Sence de olmadı mı Sina? Benim fikrim bana göre oldu. Oldu. Benim fikrim. Peki Kibariye'nin dedi ki dişlerinin arasında söyledin şarkıyı sıkıştırarak. Ben pek onların kadar düşünemiyorum. Yani ben kendimce çok güzel okuduğuma inanıyorum. Bence bu özgüven bir alkış hak ediyor. Selami abi siz neler söyleyeceksiniz? Sesiniz çok güzel. Bu tartışmasız. Yaptığınız nuanslar da kötü değil. Her şey çok güzel. Fakat geçen hafta da okuduğum bir şarkı şu anda unuttum. Okurken kelimeleri görmem lazım. Biraz sert. Yani diksiyonun da anlatamam. Görmem lazım. Ama anlatamam. Görmem lazım. O ifadeni bir abin olarak yılların tecrübesine dayanarak o kelimeler böyle hırbır değil. Biraz daha o ifadeni konuşurken mesela birisine hitap ediyorsun. Ahmetçim ne haber ya, ben seni kaç defa aradım. Yoksun be, insan dostunu unuturum, öptüm seni gibi. Ama oysa ki Ahmetçim neredesin? Seni kaç defa aradım, yoksun ya. İnsan dostunu unutur mu? Yani hiçbir problem yok. Ben sesini çok beğendim, okumanı da beğendim. O 10 puan verecektim ama 9 veriyorum çünkü çok beğeniyorum sesini. Yorumun her şey güzel. Bir tek şu kelimeleri konuşurken böyle naberri misin gibi. Ama bunları... bu da bir tarz mesela. Hani ama bu tarz değil artık. Bu tarzın niye? Dışında. Ya mesela böyle okuyan var. Abi sesi çok güzel diyoruz ama bak. Çok güzel. Bu ses. Çok önemli bir dava. Mesela Seda Hanım var. Seda Sayan. Ah geceler sensiz ama geceler. İyi mi yani? Değil. Değil. Ama sevmiyor musunuz Seda Sayan'ı? Hepimiz seviyoruz. Hepimiz seviyoruz. Bu benim söylediğim Seda için, Ayşe için, Fatma için, Sinem için değil. Genelde. Sesin çok güzel. Niye çok kelimelere böyle hapseder bur gibi yapma o kadar. Bir de bence mesela bu şarkı kaldırıyor. Anlatamam, görmen lazım. Hani anlatamam, görmem, anlatamam, görmemle gibi fazla abartı. İyi değil. Ben olsam daha farklı okurdum o şarkıyı. Mesela benimki de farklı tarzım değil mi Arman Bey? Mehtap sen nasıl okurdun Mehtap? Sen nasıl okurdun? O döverdi. Benimki hiç ben... Farklı. Mehtap şöyle okudu. Anlatamam görmem lazım. Sana dert gelmem lazım. Bu şimdi şekilde. İbrahim abi belki seyrediyordu. İbrahim abi taklit ediyor ben de. Onun gibi okumaya evet. Çalışıyorum. İbrahim zaten... Tatlıses gibi mi okumaya çalışıyorum? Ben İbrahim abi fanatik hayranıyım. Onun gibi onun şarkılarında genelde onu çok dinliyorum. Onun gibi de yorumlamaya çalışıyorum. Bu şarkı İbrahim Tatlıses'in değil. Değil Uğur Murat'ın da. O farklı benimki de yine okusam Mehtap sen her halinde güzel bir kızsın. Sesin de. Tapme. Gelelim. Kaç siz 9 verdiniz? Ben 9 verdim ve hakkı. Eğer benim dediğim gibi biraz daha Türkçeyi böyle fazla pırr yapmazsa 10 puan verecektim. Adnan Bey ne diyorsunuz siz? Evet Adnan Şanses ne diyecek? Herkesin yorumuna saygı duyuyorum. Şimdi bu güzel kızımız hakikaten çok güzel bir sese sahip. Çok da güzel yorum yapıyor ama zevkler, renkler tartışılmaz. Şimdi Selamiciğim diyor ki işte bu şarkıyı böyle okusaydın böyle olurdu falan. Tabii şimdi Selami'nin yaptığı yorumu yapması mümkün değil. Çünkü
Kaç senenin sanatçısı, kaç senenin bestekarı. Sevgili Kiboş da öyle. Buradan bunu söylemek çok kolay. Ama insan orada farklı bir havaya giriyor. Farklı bir konsantre oluyor. Şimdi demin senin dediğin gibi yani şarkıda isyan edecek taraflar var. Orada da isyanını ediyor. O bakımdan ben her yarışmacıyı beğeniyorum da ama bu güzel kızımız, bu güzel kızımız başladığından bu yana hep başarılarla geldi. Ben kendisini kutluyorum ve ben 10 veriyorum. Lokumsun, lokum. 10 da Adnan Şenses'ten geldi. Gel bakalım Sinem neler söyleyeceksin. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Ayrıca Avrupa'da yaşayan Türklerimize de çok teşekkür ederim beni destekledikleri için. Çok sağ olun. Aday numaram 114. Eğer siz de Sinem'i destekliyorsanız 114 yazıp 3450'ye mesaj atıyorsunuz. Teşekkür ederiz Sinem.